Kemal abi. Sen sen büyük geçip şöyle geçelim. Üçümüz öyle geçelim. Tamam mı? Bir senden yakalım. Buyurun. Ama tercümanı yok. Hadi gelsin abi. 16 yıldan bahsediyorum. Sen de gel 3-4 yıl. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi bir ziyaret etti, oradaydım. Çok önemli kararlar verdiler ve zaten onun için beni tayin ettiler. Bu ilişkiler çok daha sağlam, çok daha derin, çok daha geniş olması için beni Türkiye'ye tayin ettiler. Şu ana kadar Allah'a çok şükür faaliyetlerimiz hem çok hem her alanda çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Ondan tabii ki memnunuz. Ama sanıyorum ki yeterli değil. Türkiye, Cezayir büyük, önemli ülkeler oldukları için beraber çok büyük şeyler yapabiliriz, yapmak istiyoruz ve inşallah yapacağız. Ekonomik alanda bildiğiniz gibi Cezayir Afrika'da Türkiye'nin ikinci ticari ortağıdır. Aynı zamanda Türkiye Cezayir'de en birinci yabancı yatırımcı oldu. 3,5 milyar dolarlık yatırım oldu. İnşallah ileride daha yüksek bir rakam olacak. Cezayir yatırımları da var. Bildiğimiz gibi Adana'da çok büyük bir proje var. İsmi neydi? Poli Afrika'nın dönüşüm sistemi. Evet. Ya bu evet. Çok büyük bir proje var. 1.4 milyar dolarlık bir projesi. Demek ki ileride ilişkilerimiz her alanda, ister siyasi, ekonomik, kültürel, her alanda beraber çalışmak istiyoruz, büyümek istiyoruz, daha güçlü olmak istiyoruz. Biz Mardin'deyiz, biz Tepe'liyim. Ben zaten genelde tanıyoruz. Hasan Bey de burada ortağım. Ardan Bey de Hasan Bey'in oğlu. Biz 16 yıldır Cezayir'deyiz. 2004 yılından beri Cezayir'deyiz. Ve Cezayir'de çok güzel işler yapıyoruz. İnşaat alanında,
üretim anlamında ve şu anda da bir tarım programımız var. Bizim bugünkü Mardin'e gelmemizin sebebi Mardinli oluşumuz ve Mardin'e de daha ne kadar katkı sunabiliriz anlamında Sayın Büşker işimizle beraber iki günlük bir Mardin programı yaptık. Hepinizi Cezayir için gerek üretim anlamında, gerek inşaat anlamında, gerek tarım anlamında ve turizm anlamında çok ciddi boşluklar olduğunu söyleyebiliriz. Bu konularda bir girişiminiz olursa, bir düşünceniz olursa, başkanım da burada, her türlü Sayın Büyükelçimizle beraber her türlü imkanları ve yolları açarız. Gerek oradaki gerek firmalarla ortaklık anlamında, gerek kendi başınıza yeni şirket kurma anlamında, yeni yatırım yapma anlamında ve gerek buradan, sadece Türk tarafını düşünmeyelim, bir de buradan ürettiğiniz gıda ile ilgili, inşaat malzemeleri ile ilgili, tabi Cezayir'in gümrükleri müsaade ettiği sürece arkadaşlar, bazı kalemlere biliyorsunuz ülkede çok ciddi gümrük kademeleri koyuyorlar, gümrük şeyi koyuyorlar. Ama buradan da bu konuda araştırma yaparsınız. Cezayir ihtiyaçları Mardin'de ne gönderebiliriz? Oradan ne getirebiliriz? Bir de orada nasıl bir yatırım yapabiliriz? Bu konularda düşünceniz olursa gerek Sayın Büyükelçimiz, gerek başkanımız, gerek biz Dekistan Grup olarak orada yerleşmiş bir firmayız. Her türlü sizi misafir de ederiz, sizi gezdiririz. Biliyorsunuz son 3 ayda da Cezayir'de güzel bir şey oldu. Eskiden Cezayir'e gelen iş adamları %49 ve 51 şirket kurmak zorundaydı. Şu anda 2021 yılında onu kaldırdılar. Şu anda kim gelirse oraya cebinde bir parayla, az bir parayla orada istediği gibi şirketini %100 kendi adına kurabiliyor. Yani en büyük zorluk oydu Türkler için. Onu da kaldırdılar. Sayın Büyükelçimizin söylediği gibi çok ciddi boşluklar var. Özellikle turizm anlamında, tarım anlamında, inşaat ve üretim anlamında. Genelde bizim bir bölgede biliyorsunuz un, makarna, yem. Orada bu konularda çok ciddi boşluklar var arkadaşlar. Evet. Dost ve kardeş ülke Cezayir'imizin saygıdeğer Büyükelçisi Murat Acıabi'yi Mardin'den görmekten büyük bir onur duyduk, büyük bir şeref duyduk. Mardin Müsiyat adına sizlere hoş geldiniz, şeref getirdiniz diyoruz. Ve Kenan Bey'e de bu organizasyonu düzenlediği için ona ayrıyeten teşekkür ediyorum bizleri bir arada tekrar buluşturduğu için. İlk önce Sayın Büyükelçime Türkçe olarak yaptığı konuşmasından ve sunumundan dolayı ayrı bir teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Türkçeyi de gayet iyi şekilde anlattı. Bizler de istifade ettik. Tabii bu arada buluşmayı sağlayan Dekinsan gruba ve Hasan Bey'e, Kenan Bey'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizler pandemiden önce Kenan Bey'den bir öneri gelmişti. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir 15-20 civarında bir eş adamıyla biz Cezayir'e gitmeyi planlıyorduk. Sağ olsun kendisi bu daveti gerçekleştirmişti bize. Ama bu Covid-19 salgını bütün dünyada patlak verince tabii bunu ertelemek zorunda kaldık. Ama Sayın Büyükelçimin de Mardin'e gelmesiyle, bu davetin de ikinci defa tekrarlanmasıyla artık Kenan Bey bunu yapmak diyelim bize farz olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah bizler de Mardinli iş adamları olarak dost ve kardeş Cezayir ülkemize öyle diyelim hep birlikte inşallah orada hem ticari ilişkileri geliştirme adına ve diğer çalışmalarımız adına ve Mardin Müsiyat ailesi adına hep birlikte iştirak edeceğiz. Aynı şekilde oradaki turizmle
ülkemizin bayrağı ve üzerinde bir siyah. Çok anlamlı ve güzel bir şey bu. Evet. Çekiyoruz.